Evet sevgili dostlar, selamun aleyküm, herkese merhabalar, Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Dostlarım yine bir kuşçu çılgınlığı yaptık. Hiç aklımda yokken gittim 4 takım kuş aldım dostlar. Şöyle aslında uzun zamandır aklımda var ama hani bir gün öncesinde aklımda öyle bir şey yoktu, öyle söyleyeyim. Sabah uyandım, baktım uykum da yok, böyle erken kalkmıştım hafta sonu. Gittim kuş pazarına. 4 çift kuş aldım dostlar. Gerçi son videolardan böyle ufak ufak biliyorsunuz durumu ama şimdi detaylı niye aldım, hangi kuşları aldım, hangi kuş hangisiyle eş gibi gibi hepsini inceleyeceğiz dostlarım. Önce kendi kuşlarımıza bir bakalım. Onları bir açalım dışarı dostlar. Sonra da bu kümesteki kümesi de elden geçirdim. Çok güzel damızlı kümesi haline getirdim dostlar. Burası uçum kümesiydi biliyorsunuz. Erkekleri koyuyordum. Bazen yavruları alıyordum falan. Duruma göre kullanıyordum. Şimdi orayı damızlık kümesi haline getirdik dostlar. Şimdi kendi kuşlarımızı bir açalım arkadaşlar. Gel arapalım. Bu boşta olan orijinal arapamız. Ona dişi geliyor. Sürpriz olsun. Lan Delim abinin yavrusu. Ne oluyor oğlum? Ya bekle, seni şimdi açamam. Dur sen şimdi çıkarsan kaybolursun. Az bekle, yere kuş açalım ondan sonra. Evet, efsane takımımız. Arap baba ile dişi çakmaklımız dostlar. Çok güzel. Gelin bakalım. Maşallahınızı esirgemeyin dostlar. Gerçekten bakın. Söylüyorum, nazara geliyoruz bu aralar. Lütfen maşallahınızı esirgemeyin. Çok değişik kuş kayıpları ve hastalıklar yaşamaya başladım. Hiç alakasız bir şekilde. Lütfen maşallahınızı esirgemeyin dostlar. Şimdi Arap'la beyazımıza bakalım. Biliyorsunuz burada çok güzel bir eşleme oldu bunlar. Yeşil mavi boncuklu Arap'ımız. Böyle güzel 1 metrelere kadar çöken, altı dolu. Dolu dolu inip dolu dolu kalkan güzel bir kuş dostlar. Yer hakimiyeti güzel olan bir kuşumuz. Erkeğimiz. Evet. Bakın. Yumurta gelmiş. Beyaz dişi. Gel bakalım kızım. Hop, ne çabuk geldiniz lan. Sinan biraz gezdirin Sinan. Kuşları açmam lazım. 10 dakika. Yani Zeyna'yı arkadaşlara verdim de. Zeyne'yi görmeye geldiler. Dedim madem o kadar görmek istiyorsunuz, alın gezdirin, ben de kuşlarımı açayım, videomu yapayım. Öyle değil mi arkadaşlar? Gel bakalım dişi Arap'ım. Bunların yumurtaları vardı. Şimdi bunların hepsini bir çıkaracağım. Yumurtada yatanlar dahil çıkaracağım. 5 dakika yerde tutacağım. Lan çıldırdı ya, çıldırdı. Sen Delim abi olacaksın zaten, ben seni biliyorum. Gel. Hadi gel. Hadi gel bakayım. Hadi gel. Hadi. Hadi gel. Şöyle bıraktım. Lan sakın yere insene manyak. Tamam. Ben inşallah bunlardan falan kayıp yaşamam. Zaten bu dumanlıyla dostlarım. Şimdi göstereceğim. Bu dumanlı biliyorsunuz kaybolan çakmaklının dişi çakmaklıyla yavrusu. Şunu damızlık yapacağım arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Bununla netleştim biliyorsunuz. Biraz kararsızım falan, uçuralım mı ne yapalım diye. Bu ikisini damızlık yapacağız arkadaşlar. Uçurmayacağım. Yeter yani, bu kadar kuş kaybı maybı sıkıntılar yaşadığımız yeter. Baba miski. Gel bakalım paşam. Gel benim oğlum. Şimdi birazdan yan kümese geçeceğiz dostlar. İyileşti mi lan miski? İyileşmiş. İyileşmiş dostlar, tamam mı? Evet, şöyle miski yavruları atıyorum. İlaç videosunu hala çekemedim dostlar. Kusura bakmayın ama çekeceğim. Aklımda. İlk sıraları aldım yani, öyle söyleyeyim. Dişi bozumuzu da alalım şöyle. Evet, onu da attık. Damızlık kümesimizde kuş kaldı mı kalmadı. Şöyle bir yani genel durumlarına bakalım yerde. Bakın mis yavrular bu durumda. Aynı kuyruk. Ve düz olan arka tepe ikisi de. Boz dumanlı. Dumanlı yavrumuz bu durumda. Çok güzeller maşallah. Bakın bu da açık olan erkek miski yavru. Arap beyaz takımımız, bakın ikinci yumurtayı bırakacak dostlar bunlar. Onlar da çok güzel durumda. Bakın yeni aldığımız, bunun da videosunu yaptım. İzlemeyenler varsa bir önceki videolardan bulabilir. Mineral taş ve ince girit serptim etrafına. Bakın damızlıklar hemen onun başına uçuştular. Gördünüz mü dostlar? Dostlarım böyle işte. Yani emekten, ufak tefek masraflardan kaçınmayacağız. Ondan sonra yani sayısız mesajlar alıyorum. Benim kuşum şöyle hasta oldu, benim kuşum yumurtlamıyor, benim kuşuma böyle bir şey oldu. Ya tamam, benim de başıma hastalıklar, sıkıntılar geliyor ama öncelikle bizim kuşlara iyi bakmamız gerekiyor ki
o sıkıntıları mümkün olduğunca biz kendimizden uzak tutalım arkadaşlar. Şimdi yeni aldığımız kuşların kümesini geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar biz var ya hakikaten çılgınız yani. Bak aha, yuva kızdırmaya başlamış. Aferin lan. Dostlarım bunları bakıcı olarak aldım. Pazar sabahı uyandım. Böyle aklıma geldi falan. Ersan arkadaşım var. O da beni teşvik etti. Kanka dedi kuşları biraz seri üretmen lazım dedi. Hem seri üretim amaçlı, bir saniye şu kümesi kapatacağım. Birbirlerinin şahanelerine girerler. Şurayı kapatalım dostlar. Damızlık kümesimizi. Hem seri üretim amaçlı arkadaşlar. Daha hızlı, daha güzel yavrular, daha sağlıklı yavrular alalım diye. Hem de damızlık kuşlarımızı, az önce yere çıkardığımız damızlık kuşlarımızı fazla yormamak adına, onların yükünü azaltmak adına, onların yavrularını bu bakıcılarımıza baktırmak adına böyle bir hamle yaptım dostlar. Limon kasası çok aradım. Limon kasası. Çünkü buraya eşarp falan yapmaya gerek yok dostlarım. Ben burayı mesela komple tünekli, burası uçum kümesiydi. Yarın bir gün gerektiğinde bu plastik kasaları atacağım. Tekrar uçum kümesine çevireceğim. Böyle limon kasası aradık, bulamadık. Yani kime sorsak bulamazsınız, halde bile yok dediler. İstanbul halinde düşünün. Maalesef ki limon kasaları kaldırıldı dostlar. Böyle plastik sepetlere koyuyorlar limonları da. Bir tane bulabildim. O da bizim mahalledeki bir marketten bulduk dostlar. Manava olan bir marketten bulduk. O bir taneyi de böyle göstermelik küme folluk yapımı yaptım. Folluk yapımı videosu yaptım dostlar. Onu da mutlaka izleyin. Ben de idarelik böyle plastik kasaları aldım. Bunları folluk haline getirdim. Bakın izlemeyenler varsa önlerini kestim, folluk haline getirdim. Gayet de iyi oldu. Kötü değil. Ama limon kasası tabii ki daha iyi. Bakın şimdi kuşları göstereceğim. Şu erkek bir posta. Kırık olabilir ama bilmiyorum. Yani çok anlamıyorum. O erkek, ona dişi olarak şunu aldım. Bakın beyaz. Ama eş değiller. Yani inşallah burada eş tutacaklar. Şu mavi kanatlar eş. Bakın erkek ötüyor, yukarı çıktı ya. Kafası beyaz, mavi kanat posta. O şu köşedeki ile eş. Onun da kafası beyaz, boynu moynu. Onlar eş. Şu kırmızılar eş dostlar. Bakın şu kırmızıyla şu arkası dönük ak kuyruk kırmızı eş. Onlar hazır bakıcı. Bir de şuradaki postalar eş. Bakın onlar da karşılıklı duruyor. Gördünüz mü? Onlar da eş dostlarım. Onlar da hazır bakıcı. Direkt altına yumurta kaydırabileceğimiz kuşlar. Gayet iyi oldu. Şimdi bunlar birkaç güne. Bakın bak şunlar eş, gördünüz mü? 10 numara oldu. Yani enteresan, kendime şaşırıyorum bazen. Ya aldığım kuşlara bak ya. Allah'ım yarabbim. Ama gerekli dostlar. İyi oldu yani. Yorumlarınızı bekliyorum. Bence iyi oldu yani. Biz bunlara dostlarım İstanbul deyimiyle eskiden böyle çakal çukal derdik. Şu an ne deniliyor bunlara bilmiyorum. Hani böyle kırık mırık, böyle tam şeyi belli olmayan kuşlara biz çakal çukal derdik. Mesela şunun cinsi ne sizce? Yani ne posta? Bursa'ya da benziyor kafa yapısı. Bursa oynarları var ya, makara yapıyorlar. Taklayı sarıyorlar böyle. Onlara da benziyor kafa yapısı. Postaya da benziyor. Yani bence kırık. Sizce ne? Yani bilmiyorum. Tam çözemedim. Yorumlarınızı bekliyorum dostlarım. Emek verdik. Bakın buradaki tahta ızgaralar vardı. Onları çıkardım attım şuraya. Onlardan çok memnun değildim. Buraya da plastik ızgara aldım pazardan. Böyle emek verdik dostlarım. Gayet güzel oldu. Şu plastikler, bak bakın bu sepetler daha büyük. Şuradaki 3 tane. Şuradakiler onların bir ufağı. Ama güzel, yeterli. Kuşların girip çıkılacağı alan da var folluklara. 10 numara oldu. Ben şimdi bunları kümesin içine çöp toplayacağım. Ot atacağım. Geçen gün eşhanelere bıraktığımız gibi dostlar. Bu kuşlar otları taşıyacak, yuvalarını hazırlayacak. Yumurta muhabbetine girecekler. O zaman bizim kuşların yavrularını, yumurtalarını buraya kaydıracağız. Bir de hepsinin kanadı açık. Öyle bir durum da var. Şimdi sizin yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanatlarını makaslayayım mı yoksa bantlayıp alıştırmaya mı çalışayım? Yani böyle kanatları açık olursa da, atıyorum pırıltı mırıltı muhabbetleri olduğu zaman, pırıltı gerekecek diyelim yavru uçuracağım zaman, bunlardan da kullanabiliriz. Ama şöyle bir durum var. Ya bunlar bizim uçum olarak işimize yarayabilir. Şöyle diyelim, yavru alıştırırken falan bunları kullanarak yavruları alıştırabilirim mesela. Ama şöyle bir durum var. Bu sefer de kaybetme riski var dostlar. Şu çifti aldığım adam, bakın mavi kanatlar var ya. Dişisi polluğun içine, bakın erkeği üstte. O çifti aldığım adam dedi ki erkek eş düşkünü, erkeği uçurabilirsin dedi yani. Harbiden de öyle belli ediyor. Zaten ben bunu bir kuşçu olarak, deneyimli bir kuşçu olarak anlayabiliyorum. O erkek o dişiden ayrılmaz. Yere çıkarayım iki gün. Üçüncü gün kovalayayım, yine dişinin yanına iner. Bak şu kırmızılar da öyle. Kırmızılar da alışır. Yani normalde makaslarım ama dediğim gibi böyle uçum uçum böyle yavruları indir kaldır yaparken bunlar bize lazım olabilir.
alttan kuş göstermek için falan. Ama işte dediğim gibi bir kaçırma ihtimali oluşacak. Kaçırdığı zaman takım bozulacak. Yani aa bak bu ikisini takım yapacağım işte. Onları düşündüm. Hatta boş eşhanem var mı? Ayarlarız ya. Bunları bir eşhaneye kapatayım. Eş tutsun bunlar ha. Değil mi dostlar? Yani gidip şu baskayı da hediye verdi bana adam. Zorla verdi, istemiyorum. Zorla veriyor. Hediyem diyor ya, olur mu öyle şey? Kimse kimseye çay söylemiyor diyor. Ben sana kuş veriyorum diyor. Kabul etmiyorum diyor. Ya diyorum ki abi ben böyle kuşlar beslemiyorum. İşime yaramaz diyorum. Yok dedi, al dedi, zorla verdi. Öyle oldu işte dostlar. Bir sabah bir uyandım, hiç aklımda olmayan bir şeyi yaptım geldim. Kümesi birden damızlık kümesine çevirdim. İçini kuş doldurdum. Biz kuşların böyle huyları var. Dostlarım bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan da güzel paylaşımlar yapıyorum. Yani bu ara daha yoğun paylaşımlar yapıyorum. Hani YouTube'da göremeyeceğiniz paylaşımların bir kısmını Instagram'da yapıyorum. Bazı şeylerin haberini veriyorum. Mesela bir video yapıyorum, oradan haberini veriyorum. Oyun Kuşu Önder Instagram hesabımızı takip etmeyi sakın unutmayın. Zeyna'mızı getirdim. Şimdi arkadaşlarım Zeyna'yı gezmeye götürdüler. Bakın Zeyna'nın yerini böyle yaptık. Çok güzel oldu. Buraya aldık Zeyna'yı. Şurada bir kümesimiz var boş. Burası yavru uçum kümesi olacak. Şu kümeste de şu anlık malzemelerim var. Kuşlar çoğaldığında bu malzemeleri de başka yere alacağım. Bakın böyle mama falan bir şeyler var işte. Elime geçen şeyleri buraya attım. Burası da yavru kümesi olacak kuşlar çoğaldığı zaman dostlarım. Şimdi şöyle bir yumurtası olanları alalım. Gel. Vallahi gel. Hadi gel. Hadi kızım bakayım. Aferin benim kızıma. Yumurtası olanlar içeri. Hadi bakayım. Geliyorlar. Hadi gel. Boz kendi şansına girer. Aa miskiye bak. Lan miski yavruya bak. Allah'ım yarabbim. Senin de yumurtan var. Geç bakalım. Bir de orijinal ayaklardan birini almam lazım şu anda. Şimdi miski ile bozun yumurtaları var dostlarım. 3-4 günlük burada. Burada efsane takımımızın yumurtaları var. O da 3-4 günlük burada. Burada da orijinal Araplarımızın yumurtaları var dostlar. Şimdi onlardan da birini alacağım. Hangileri geliyor? Yavrular. Yavrulara bakın. 10 numara değiller mi? Maşallah ya. Vallahi dostlar. Yani şunu size bir dipnot olarak geçmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle genç kardeşlerimize. Hangi iş olursa olsun, çalıştığınız iş olsun veya bir hobiniz olsun, yani sadece iş olarak değil, ne yapıyor olursanız olun, en güzel şekilde yapmaya çalışın arkadaşlar. Yani imkanlar doğrultusunda tabii ki. Yani herkesin imkanı her şeye yetmeyebilir. Ben de mesela çok imkanı olan bir insan değilim. Vakitten dolayı, yoğunluktan dolayı. Ama elimden geldiğince, mesela bu benim hobim. Ben bunu hobi amaçlı yapıyorum. Ama elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum dostlar. Gerek kendimden feragat ediyorum, kendi zamanımdan, kendi uykumdan feragat ediyorum. Ama elimden geldiğince en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ve beni bu şekilde mutlu ediyor. Şimdi bu kuşların kümesi pis olsa, hasta olsalar, sağlıksız olsalar, bu beslediğim kuşlar beni mutlu etmez arkadaşlar. Bu birçok örnekte böyle. Atıyorum bir müzik aleti çalmak istiyorsunuzdur. Onu geliştirmeye çalışmanız lazım ki keyif alasınız. Geliştirdikçe, başka notalar öğrendikçe, başka melodiler, başka müzikler çalmaya başladıkça o zaman mutlu olacaksınız. O yüzden mümkün oldukça yaptığımız her şeyin, dediğim gibi imkanlar doğrultusunda tabii ki. Zaten bir şeyi yapmaya çok imkanımız yoksa onu yapmayacağız arkadaşlar. Yapmamamız gerekiyor. Onun bir vakti var. Vaktini beklememiz gerekiyor. Yani o imkanlar oluştuğunda, yapabilir seviyeye geldiğimizde, o hayat şartlarında o seviyeler oluştuğunda yapmamız gerekiyor. Şimdi biz de böyle elimizden geldiğince güzel emek veriyoruz. Sizler de Allah razı olsun. Gerçekten güzel takip edip güzel yorumlar yapıyorsunuz bize. Dur bakalım şu orijinali de alayım içeri. Gel oğlum bakayım. Geç bakalım sen de. Evet, dişimizi atmış. Aferin benim oğluma. Maşallahlarınızı alırız dostlar. Şimdi kara miskimiz yatmış mı? O da yatmış. Boz dişimiz yatmış mı? O da yatmış. Tamam, yumurtalarımız sağlam da. Gayet güzel. Lan yavrucuklar, bir giriyorsunuz bir çıkıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sen de iyi misin onun gibi? Bakayım. Heh, o da iyi, tamam. Aferin, bak. Deli Mavi'nin yavrusuna bak. Bak hele bak. Görüyor musun Deli Mavi'yi? Junior Deli Mavi'yi. Maşallahı var. Hepsinin maşallahı var. Dostlarım bu videomuz da böyle olsun. Biraz başınızı ağrıttım. İçimden gelenleri konuştum, söyledim. Şu bakıcılara bir daha bakalım ya. Ben de bir daha bakmak istiyorum. Şimdi yeni yaptık ya dostlar. Gidip gelip bakmak istiyorum. Bak. Orada yuva kızdırıyor, gördünüz mü? Ya dişi de hemen yukarı fırlıyor. Kızım ne fırlıyorsun yukarı? Bak eşin de gidiyor ya. Bak onlar orayı tutmuş, gördünüz mü?
Onlar yumurtlayacak mavi kanatlar. Onlar orayı tutmuş 10 numara. Vallahi yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Bence güzel bir hareket oldu bu. Kübese de renk katacaklar. Yavrularımızı büyütecekler falan. O onun yavrusu falan diye. Mesela şuraya bir çift Arap koyacağız, onlar büyüyecek. Şuraya miski koyacağız, onlar büyüyecek falan. Hoş bir şey olacak yani, bence gayet güzel oldu. Yani sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Zeynoş'um da geliyor karşıdan. Zeyno'yu sonra çekeceğim dostlar. Bu videomu da bu şekilde sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.